İnsanlar bana şöyle cevap vereceklerdir. Abi insanların ilgi göstermediği, trade etmediği hisselerde bu olur. Ama Barış bak burada biz 550 tane Borsa İstanbul'daki hissemizin 450-500 tanesinde bu problemden söz edebiliyorsak ki özellikle burada halka arz hisselerimizden söz ediyorum Barış. Ne yazık ki. Burada halka arz hisselerimizi öne çıkararak bu problemi söylüyorum. Demek ki Barış, halka arz hisselerimizde bir ilgisizlikten daha kötü şu problem var. Oralardaki piyasa yapıcılar, her, her hissenin Barış biz konuşuyoruz ya piyasa yapıcısı vardır. Buna bazen tahtacı ismi verilir. Buna bazen spekülatör ismi verilir. Ama bunlar yüksek montanlı işlem yapan ve belirli yerlerde piyasaya likidite sunan büyük oyunculardı. Aslında piyasa yapıcısı demek bir taraftan iyi bir şey de, değil mi? Yani piyasa yapıcısının olması hacmin olması yani illa kötü bir şey de değildir herhalde. Doğru mu? Bilmiyorum. Barış piyasa yapıcısı çok iyi bir şeydir. Bizim market maker. Hmm. Yani ben seneler boyu bizim piyasamızda market maker olmak için insanların mücadele etmesi, aracı kurum hazinelerinin mücadele etmesi gerektiğini savunan bir insanım. Çünkü gerçekten hani aracı kurumların değil mi abi para kazandıkları 3-5 tane yer vardır. Yani sayarsın krediler, komisyonlar, şey yatırım bankacılığı, hankazlar filan. Abi market maker operasyonu çok pahalı bir operasyondur. Sermaye gerektirir. Ama inanılmaz da doğru yapılırsa para kazandıran bir operasyondur. Hı. Fakat Barış gördüğüm üzere şu anda Borsa İstanbul'da ikinci, üçüncü listelerde o piyasa yapıcıları kaybolmaya başladı. Hı. Orada o hisseleri tutan kurumsal yatırımcılar ya o hisselerde yeteri kadar ellerinde katalizör görmüyorlar bu hisseleri tutmak için başka daha iyi, daha böyle kendilerini rahat hissedecekleri taraflara parayı yönlendirmeye başladılar. Ya da bu işte çok kötü, eğer bu düşüncem doğruysa kötü, faizler çok yüksek seviyelerde olduklarından artık oralarda kredili mal taşıyabilecek pozisyonda kendilerini görmediklerinden barış bu operasyonu yapmak istemiyorlar.